Cuma ayakkabılarına çıkmıyor mu? Güzel mi? Müslümanın kardeşi hepimiz değil mi? Sana nasıl ters ters... Dönemin en büyük mimarlarından halen ismini konuştuğumuz simge isim ağır naslı Kayserili Sinan'ın bütün coğrafyada olduğu gibi Kayseri'de de yapmış olduğu eserler var. Aslında bu eserler zaman içerisinde işte zamanın tahribatına uğrayarak veya değerleri bilinmeyerek muhafaza edilememiş. Şu anda yanında bulunduğumuz cami, Kurşunlu Camii olarak bilinmekte. Hacı Ahmet Paşa Camii olarak da aslında bilinmekte. Kayseri'deki Sinan'ın yaptığı, Sinan eliyle yapılan veya Sinan Okulu'nun onayından geçip burada yapılan bir yapı. Tarih olarak 1573 yılı olarak biliyoruz ama kitabesinde yine literatürden edindiğimiz bilgiye göre kitabesi ile yapım tarihi arasında bir şey var, uyuşmazlık var ama genel olarak literatür 1573 yılı olarak kabul etmiş durumda. Cami Sinan'ın tabi Mehmet Çayırdağ Bey'in araştırmasına göre ondan fazla Sinan'ın Kayseri'de Sinan döneminde yapılmış eseri var ama ayakta kalan ve halen kullanılan belki de tek yapısı Ağırnas'ta ve Ağırnas'ta malum bir de Sinan Vakfı tarafından Sinan tarafından yaptırtılan bir çeşme var. Bu çeşmenin de ayakta olduğunu görüyoruz ama cami daha böyle herkes tarafından bilindiği için, şehir merkezinde olduğu için çok ön plana çıkmakta. Hacı Ahmet Paşa aslında Şam Valiliği, Konya Valiliği yapmış birisi. İsfendiyaroğullarından soyu oraya kadar dayanmakta. Ve İstanbul'da Sinan'ın baş mimarlığı zamanında çok fazla Sinan'ın sipariş aldığını görüyoruz. Yani vezirlerden, işte devlet adamlarından, sultanlardan, padişahlardan sürekli sipariş alıyor. Cami siparişi alıyor, işte kervansaray siparişi alıyor, köprü siparişi alıyor. Bu dönemde Hacı Ahmet Paşa da Sinan'a bu siparişi verdiğini anlıyoruz. Ama İstanbul değil, Kayseri, Sinan'ın da kendi memleketi. Tabii şu her zaman konuşulan ve tartışılan bir konu, 1573 yılından önce binanın inşaatının başladığını biliyoruz. Aynı anda devam eden eş zamanlı, yani hemen hemen üç kıtada özellikle de İstanbul'da birçok eser yapılıyor, inşaatı devam ediyor. Tabii İstanbul'daki bazı çok önemli inşaatların başında Sinan'ın olduğunu bizzat görüyoruz ama tabii Sinan'ın onayından geçip coğrafyada inşa edilen yapılar da var. Bu onlardan bir tanesi. Tabii burada kalan tek cami, halbuki burası bir önceden beri bir külliye, yani hamamı olan, imareti olan, mektebi olan bir yapı. Hatta etrafında da yakın zamanda fotoğrafları var, bir mezarlığı var. Bunlar tabii zaman içerisinde yok olmuş. Sadece dini yapı olarak cami kalmış durumda.